algı. Valla şu an açıklayacak halde değilim yani. Bilmiyorum daha doğrusu. Valla bilmiyorum abi ya. Algı yönetimi demek. Hiç duymadın mı? Duymadım valla abi. Algı yönetimi. Düşüncem. Valla bilmiyorum abi. Bilmiyorum abi. Hiç duymadın mı? Aynen hiç duymadım. Algı yönetimi? Valla algı valla bilemeyeceğim ya. İnanın bilemeyeceğim yani. Hiç duymadınız mı? Algı yönetimi duydum. Algı. Algı yönetmek ama yani bir herhalde olan bir şeyleri ona göre krizi aşmak gibi. Kriz yönetmek gibi bir şey olması lazım. Hiç duymadım. İki defa şeyden duyuyorum. Hiç duymadın? Evet. Algı yönetimi ne? Daha hiç duymadım algı yönetimi diye bir şey. Bir yorum yapabilir misin? Algı yönetimi. İlk defa duyuyorum. Cidden ilk defa duyuyorum. Nelerle alakalı bence? İnsanların düşüncesini yönetmek diye düşünüyorum. Yani bu. Algı yönetimi. İnsanların düşüncelerini etkilemek sanırım. Doğru mu? Başka bir bilginiz var mı? İnsanların nasıl düşünmesini istiyorsanız onların algılarını etkileyecek bazı bir şeyler yapabilirsiniz ya. Sizce bu durum ülkemizde oluyor mu? Yani siz yapıyorsunuzdur. Belki televizyonlar yapıyor daha çok bunu. Hani basın insanların algılarını istedikleri yere çekebiliyorlar. Düşüncelerini ne yönde yönlendirmeleri gerekiyorsa yani bunu medya yapabiliyor. Şekilleri farklı şekilde yansıtma yöntemi. Nereden başlayayım? İstediğiniz yerde. Neyin algısı? Ne algısı? Her türlü olabilir. İnsanların var olmayan bir şeyleri varmış gibi gösterip onun üzerinden kurgulamaya algı yönetimi denir. Sizce bu ülkemizde çok sık oluyor mu? A'dan Z'ye, bütün devlet kurumlarında, her yerde, mahalle baskısında, her yerde var ama. Ama her yerde. 1994'ten bu yana ülkemizde her yerde var. Peki insanlar bilmeden algı yönetimi yapıyor olabilir mi? İnsanlar bilmeden algı yönetimi yapamazlar. Bilerek ve kasıtlı yapıyorlar. Çünkü bugüne kadar 1923 yılında kurulmuş bir cumhuriyet var. Her şey açık, ortada. Kurulmuş bir meclisi mebusan var. Bu meclisi mebusan da algı yönetimi olmasın diye Gazi Mustafa Kemal Paşa Sarıklı hocasını da soktu. Tarladan çiftçisini de soktu o meclise. Milletvekili olsunlar diye. Şimdi, bir de şimdiye bakın. Bizden ve ötekileri. Bu nedir? Bu algıdır ya. Biz ve ötekileri ne demektir? Bu algıdır yani. Bence algıdır. Bir yönetimi mi? Vallahi bilmiyorum ki. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım. Algı yönetimi. Algı yönetimi. Şimdi ben size nasıl anlatayım onu ki ne? Yani bir işi şey yaparken algı olarak yani milleti topluma şey yapmak için de tam anlatamıyorum işte. Dur bir dakika. Algı yönetimi yani bir işi, bir olayı halka baskı yaparak ya veyahut da nasıl diyeyim size. Baskıyla kabul ettirmek gibi mi? Aynen öyle. Onun gibi bir şey yani algı yönetimi. Algı yönetimi nedir? Algı yönetimi itibar duyuyorum. Hiç duymadınız mı internetten, televizyondan, radyodan? Duymadım. Algı yönetimi ilk defa duyuyorum.